Herkese merhabalar. 6. sınıf femleri 2. dönem 2. yazı hazır mısın Tokşevralı? Hopp hocam sonuna merhaba. Çok teşekkür süper ederim. Süper bir sınav hazırladık sana. Bu sınavın içinde senin öğrendiğin iletkenlik, yalıtkanlık, ondan sonra işte bilmem e, bir dakika hemen şunu şöyle bir e, şey yapalım, kaydıralım. İletkenlik, yalıtkanlık sonra e, bunun yanında yakıtlar konusu elektrik, elektrik devresi konuları, bunun gibi konuların hepsi hocam, var ve de... Milli Eğitimin kazanımlarına göre okulda gösterilen e, öğretmenin anlattıklarına göre ve kitabına göre, milliyetimin kitabına göre hazırladık. Dolayısıyla sana çok uyumlu bir sınav olacak. Normalde Semra hocamız çok kıl. Asla bir puan bile vermez. Size yazılı soruları nasıl verdi? Evladım niye bütün konuşuyorsun öğretmen hakkında? Saçma Hocam hiçbir kesin. şekilde not vermez. Evet. Size nasıl tüm soruları verdi? Evladım hayır. Biz soruların yüzde doksan beşini tahmin ediyoruz. Çünkü buradaki mantık şu Tomukçum. Sınavda çıkacak konular belli. Her şey belli. O zaman bunlardan bir sınav hazırlarsa öğretmeniniz yüzde doksan bunun gibi sınav olacak. Hadi gel bakalım seninle beraber. Hocamızı da buradan ellerinden öpüyorum. Sayın ediyorum. Hocam, özür dilerim. Evet gerçekten saçma sapan konuşuyor. Şimdi Tonguç'um maddelerden ısı iletken olanlara iyi, ısı yalıtık olanlara da ye yazalım. Tonguç'um sence bakı iletir mi yalıtır mı? Hemen söyle. İletir. Söyleyeyim. Evet neden iletir evladım? Çünkü, Çünkü, ilk önce onu söylediniz. Bir metaldir Tonguç ve bu metalin tanecikleri birbirine yakındır onu söylemedim. Köpük sence iletir mi, yalıtır mı? Hayır, köpük iletmez. Yani yalıtkan bir maddedir. ısı yalıtkanı bir maddedir. Ee, sebebi ne? Çünkü hem tanecikleri birbirine uzak hem de yalıtım malzemesi olarak kullanılır köpük. Tahta tabii ki ısı yalıtkanı bir maddedir. Isıyı iletmez kolay kolay. Sebebi ise Tonguç'um tahta yine e, metal gibi bir şeydir. değildir. Tanecikler arasındaki mesafe fazladır. Altın metal olduğu için iletir. Demir bir metal olduğu için iletir. Karton bir yalıtkan maddedir. Karton kutuyla kapladığın zaman öyle kolay kolay soğumaz. Seramik iletir mi, yalıtır? Seramik yalıtkan bir maddedir. Dolayısıyla bazı sıcak, çok sıcak yerlerde genellikle seramik kaplama yaparlar ki dolayısıyla bu sıcaklık e, içeriye dışarıya geçmesin diye. Gümüş metal olduğu için iletir. Cam yalıtır tungucum. Cam yalıtkandır ısıyı geçirmez kolay kolay. Alüminyum ise Tonguç'um metal olduğu için iletir. Kum yalıtkandır Tonguç'um e, ve aynı zamanda keçe de Tonguç'um yalıtkan bir maddedir diyoruz. Genellikle plastik gibi olanlar veya tahta gibi olanlar buradan çıkaracağın sonuç yalıtkandır. Mesela tahta karton. İkisi de aynı şeylerden yapılır. Karton mesela tahtadan yapılır. Kağıt da mesela aynı şekilde tahtadan yapılır. Bunlar yalıtkan malzemelerdir. Metallerin hepsi de genel olarak da ısı iletir diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. ABC maddelerinin, taneciklerin dizilimi yukarıda verilmiştir. Tamam verdik. ABC. Hatta bunları ABC yazmayı unutmuşuz. Buna A yazalım. Buna B yazalım. Buna C yazalım. Şama'ya göre aşağıda verilen madde, bilgilerden doğrulanlara tik yanlış olanlara çarpı işareti atar mısın Tonguç? Atarım hocam. O zaman A'nın ısı iletkenliği C'den fazladır. Bakalım A'daki tanecikler birbirine çok yakın. Buradaki tanecikler birbirine o kadar yakın değil ve tanecikleri büyük. Hangisinde sence titreşim daha fazla olur Tonguç'um? Tabii ki büyük taneciklerin titreşimi zor bir kere. Evet. Aradaki mesafe de daha fazla. O Dans Burada edecekleri alan Hem az. aradaki mesafe az hem de taneciklerin büyüklüğü daha az. Dolayısıyla ısı iletkenliği daha fazladır diye ve yani Bu ısıyı daha hızlı iletir diye düşünebilirsin. Aynı metaller gibi. C maddesi iyi bir ısı yalıtkanıdır. Yalıtkan ne demek sonuç evladım benim? Ee, yalıtkan yani ısı iletmeyen. Harika. iletmeyen demekti. Dolayısıyla C maddesi iyi bir yalıtkandır. Şimdi bir kere burada iyi bir yalıtkan olabilmesi için tanecikler arasındaki mesafenin fazla olması gerekiyor. Burada bir hata var. Tanecikler arasındaki mesafe fazla değil. Bak burada buna deseydi B maddesi için İyi bir yalıtkan anlayacağız. Buna de doğru derdim ama buna doğru diyemiyoruz. Kusura bakmıyoruz. Isı iletkenliği sıralaması A büyüktür, C büyüktür, B'dir. Çünkü A'nın tanecikleri birbirine çok yakın. C'nin tanecikleri birazcık daha açık ama hala yakın. E, B'nin tanecikleri bayağı uzak. Dolayısıyla iletkenliği en az olan B'dir diyebiliriz. En fazla olan da en sık olduğu için A e, dır diyebiliriz. Bu doğru bir ifade. Tebrik ediyorum seni Tonguç Evren Bey. Ben de kendimi tebrik ediyorum. C'nin ısı yalıtkanlığı B'den fazladır. C'nin ısı yalıtkanlığı dediğimiz şey B'den fazla mıdır? Hayır Tonguç'um. E, 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 hayır Tonguç'um. Neden? B'ninki C'den fazladır. Çünkü B en fazla yalıtkandır diye düşünüyoruz. O yüzden hatalı diyoruz. Doğru yanlış doğru. Zaten sana da bir tüyo vereyim. Sınavda hiçbir şey bilmiyorsun diyelim. Konuyu hiç bilmiyorsun. Hepsini doğru işaretlersen yarısı doğru çıkar. Onu da söylemek istiyorum. Geldik. Geldik. Yine doğru yanlış sorumuz. E, yakıtlar ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. Çok iyi dinle, çok iyi anlamaya çalıştım. Yakıtları zaten biliyorduk. Yakıtlardan özel olarak fosil yakıtlar dediğimiz şeyler kömür. Petrol ve doğalgazlı bunlar fosil yakıtlar yani insanların, hayvanların, bitkilerin binlerce yıl toprağın altında kalmasıyla oluşan yakıtlardı. O yüzden bu doğru bir ifade ediyoruz. Fosil yakıtlar günümüzden çok önce yaşamış bitki ve hayvanların yer kabuğunun derinliklerinde yani toprak altında çürüyüp farklılaşmasıyla yani değişime uğramasıyla oluşan yakıtlardır. Bu da doğru bir ifade. Çünkü fosil zaten o demek. Canlı kalıntısı demek. Canlı kalıntısının dönüşerek kömür, petrol, doğalgaza gitmesi demek. Kömür biliyorsun Tonguç'um sert bir siyah bir katı bir taş gibi bir şeydir. E, petrole baktığımız zaman sıvıdır Tonguç'u doğal gaz zaten adı üstünde gazdır diyoruz. E, ve petrolden benzin üretiyoruz, dizel yakıt üretiyoruz, uçak yakıtı LPG üretiyoruz. Buradansa doğal gaz direkt toprağın derinliklerinden süzülen gazdır demek aslında. Fosil yakıtlar çevreyi kirletmez. Yanlış Tonguç fosil yakıtlar çevreyi kirletir. Fosil yakıtlar dediğimiz şey Kömür mesela yanınca bir duman çıkar. Petrol mesela arabaların egzozlarından ne çıkıyor? Egzoz gazı çıkıyor. O da çok tehlikeli ve zararlı bir gaz. İnsanların egzozlarından da pırt gazı çıkıyor. Saçmalamayı kesebilir adım. Doğal gaz, gaz yakınınca da yine karbondioksit bolca karbondioksit gazı çıkıyor. Bu da bizim için çevreye zararlı olan şeylerden bir tanesi. Özellikle bunlar yüzünden de fosil yakıtlar yüzünden de sera etkisi oluşarak dünyada küresel ısınma oluyor. E, i̇klimler değişiyor. Mesela diyorsun ki, yazın orada odasında kar yağıyor. Bazı yerlerde böyle saçma sapan şeyler olabiliyor. Mesela çöle kar yağıyor. Aman Allah'ım nasıl bir şey. Kıyamet mi kopacak diyorsun. Halbuki bunların hepsi fosil yakıtların e, yaptığı zararlar diye düşünemezsin. Yakıt olarak kullanılan petrol ürünleri havayı kirletir. Evet doğru. Petrol ürünleri dediğimiz şey işte e, nedir? Benzin, dizel benzin, ondan sonra uçak yakıtı, LPG bunların hepsi aslında içinde e, işte eskiden hatta Türkiye'de kurşunlu benzin denilen bir şey vardı. Sonra kurşunsuz benzin diye bir şey çıktı. O yüzden kurşunsuz yok. Çünkü kurşun çok zararlı bir maddedir. Ve bunun gibi yakıtlar, petrol ürünleri özellikle havayı rezalet kirletir. Hatta çok düşünsene Tomuç'um. Egzozların oldu. Sürekli arabaların geçtiği bir yerde yaşıyorsun. Sağlıklı olabilir misin Tomuç'um? Hayır. Bu sana zarar verir. Neden? Çünkü Tonguç bunların Zaten egzoz iyi, onu... gazı. Kong'da yaşadım. Yaşadıklarım bir ben bilirim bir de Allah Hong Kong'da mı? Hong Kong'daki hava kirliliği. Evladım orayı Kayseri olmasın orası. Kağıt tane olmasın Allah Allah. Evet fosil yakıtlar yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Yanlış yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, e, hidroelektrik enerji ondan sonra başka ne yenilenebilir dalga enerjisi e, bunlar hepsi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Ama kesinlikle fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynakları. Hocam öğrenci enerjisi yenilenebilir mi yenilenemez, yenilenemez enerji, kaynakları. enerji kaynaklarından. Ee, yani tükenecek enerji kaynaklarından diyoruz. Enerji kaynakları ikiye ayırıyorduk zaten biliyorsun. Yakıtların havalandırım, havalandırması iyi olmayan ortamlarda yakılması karbon monoksit zehirlenmesine. Şimdi karbon monoksit deyince aklımıza ne gelecek Tonguç? Hemen sana çizmek istiyorum şöyle. Karbon monoksit deyince Tonguç'cum hemen şöyle bir şey gelecek aklımıza. Nedir bu Tonguç? Sen yani aklına bir şey getirebiliyor musun Tonguç evladım benim? Aa. Aynen öyle. Aa iskelet necati. İskelet necati evet. niye böyle oldu? Çok 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 iskelet şey, hatırlıyorum Çünkü onu. Çünkü Tonguç'um fosil yakıt deyince insanın aklına bunun gelmesi gerekiyor. Gerçekten karbon monoksit deyince özür dilerim. Karbon monoksit Tonguç çok zehirli bir gaz. Bu zehirli gaz aslında arabaların egzozlarından çıkıyor. Bak arabanın egzozlarından çıkıyor. Bazen sigara içerken dumanlardan çıkıyor. Sigara şanı içerken... Bunların hepsi aslında zehirli bir gaz. Bu zehirli gaz yavaş yavaş bizi zehirleyerek ölümümüze yol açıyor. Allah korusun. Çok fazla kanser vakası diyoruz. Bunların çoğunun sebeplerinden bir tanesi bu hava kirliliği. İşte e, iyi i̇yi olmayan ortamın yakılması, havalandırma iyi olmazsa bu karbon monoksit gitmiyor insanın ciğerlerine giriyor ve yamuluyorsun. O yüzden arabaları otoparklarda, otoparklarda mutlaka havalandırmalar görürsün. E, aman e, şey olmasın diye, hava durmasın diye. Hava durursa çünkü o havayı içine solduğun anda karbon monoksit içine alırsın diyoruz. Bu doğru bir ifade. Geçiyoruz diğer sorumlu. Basit elektrik devresinde kablo uçları. uçlarının... ne kadar güzel hazırlamışsınız. Tebrik ederim. Whatsapp'tan bana yazılı sırasında soruları atsanız var ya en iyi hoca sizsiniz hocam. Tabii önce Semra Ben sorular atmayacağım. Sen bana sorular atacaksın ben de cevaplarını atacağım diye ha. sen hayal et. Yoksa öyle bir şey yok. <laughs> Basit elektrik devresinde kablo uçlarının arasına konulan maddelerin iletkenlik yalıtkanlık durumlarına göre ışık verip vermediğini işaretleyiniz demiş. Tom bir kere Demir iletken bir maddedir. Demir iletken madde olduğu için kablo uçlarına demir koyarsan ampul ışık verir Tonguç'um. Neden? Çünkü iletken madde olduğu için. Elektrik enerjisi iletildi mi iletildi mi? Tabii ki iletildi. İletildiği için zaten ampul ışık verdi. Şekerli su mesela. Şekerli su Tonguç'um e, bakıyorsun mesela şöyle bir şey yapıyorsun. Şöyle e, şöyle bir şekerli su koyuyorsun tamam mı? Mesela buraya bir kablo koyuyorsun. Burada bir tane şekerli su var. Mesela bunun içine kablo koyuyorsun. Sonra işte buraya bir pil bağlıyorsun Tonguç'um, Sonra bu pilin ucunu da şöyle bir ampule takıyorsun tamam mı? Şimdi burada ampul ışık verir mi burası şekerli su olsa? Şekerli su İletken mi yalıtkan mı? Yalıtkan mı madde. Dolayısıyla ampul ışık vermediğini gözlemliyorsun. Ampul ışık vermediyse demek ki elektrik enerjisi iletilmedi diyorsun diyoruz. Alüminyum folyo. Alüminyum folyo şu araya mesela alüminyum folyo koydun diye. Bunu boş ver. Burada ampul ışık verdi mi? Verdi. E, o zaman ampul ışık verdiyse bu elektrik enerjisi iletildi diyebiliriz. Tahta ampul ışık verdi mi? Vermedi. Burada mesela tahta olduğunu düşün. Ampul ışık vermedi çünkü burası yalıtkan madde dolayısıyla elektrik enerjisi iletilmedi diyoruz. Bakır elektrik ampul ışık verdi çünkü e, e, iletken bir madde. O zaman ilet, iletti diyebiliriz. Saf su. Saf su iletken midir Tonguç evladım? Benim? Kesinlikle. Su çünkü elektrik çarpar Herhalde. değil mi? Hayır. Saf su kesinlikle Ampul ışık verdirmez ve yalıtkan bir maddedir. Yani elektrik enerjisi iletmez. Bak su musluk suyu olursa çok enteresan bir şey anlatayım. Çok garip bir yani gerçekten fen dersi. Büyülü bir ders. Ee, mesela musluk suyu Tunguç. Musluk suyu. Ondan sonra tuzlu su. Sonra limonlu su. Bunların hepsi iletkendir Tunguç. Ama şekerli su, şekerli su ve saf su tonguç. Lütfen ama lütfen çok iyi bil. Bunlar yalıtkanlı tonguç. Bunları bilirsen sınavda gerçekten ekstra puan alırsın. Tebrik ediyorum. Seni eve geçiyoruz. Aman Allah'ım şekilde bir ampul parlaklığını etkilen faktörleri yazınız demiş. Ampul parlaklığını etkilen faktörler ne olabilir Allah sınav versen? Hocam birincisi ampulün dış yüzeyinin Islak olmayan hafif nemli bir bezde silmesi. Üç tane şekilde, hepsinde bir birer pil var, birer ampul var ve burada bakır, burada demir, burada nikel krom tel var. Dolayısıyla iletkenin cinsi ampul parlaklığına etkiler diyebiliriz. Mesela burada daha parlak, burada daha az parlak, tarzında bir şey çıkabilir. Şimdi buradaki mantık şu Tonguç'um. Hangisi en parlak yanıyor? Mesela bakıyoruz, bir bakıyorsun. Bu ampul en parlak yanıyor. Böyle 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 bir parlaklık var. Bu ampul böyle 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 bir parlaklık var. Bu ampul ise böyle 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 bir parlaklık var. Sence sence hangi e, tel daha iletkendir dersek? Ne diyeceksin bana Tabii hemen? Tabii ki de soldaki. Evet tebrik ediyorum. Bakırın iletkenliği daha fazladır. Burasının daha azdır nikel, kromun. Sonrasında da en az demirdir diyebilirsin. Çünkü iletkenlik dediğimiz şey burada ciddi bir şekilde etkiliyor işte. Bu en iletken olduğu için en fazla ampul yanmış. Bunun direnci fazla olduğu için yani iletken olmadığı için bu dire daha az yanmış diye düşünüyorsun Peki başka ne olabilir? Bak bakır tel, bakır tel. ikisine de bakır tel, bakır tel. Pil, bir pil, bir ampul. Bakır ama burada 2S bu da S. Bak bu daha kalın. Bu daha ince. Dik kesit alanının o zaman azalması veya dik kesit alanının ee büyüklüğü amp he, pa ampul parlaklığını azaltı demiş. Ne azaltır? Bak şimdi buradaki parlaklıklara baktığımızda Tonguç'um buradaki parlaklık şu daha parlak oluyor mesela ölçtün diyelim. Bu daha az parlak oluyor. Çok enteresan o zaman ne diyebilirsin? Dik kesit alanının bilmem nesi ampul parlaklığını azaltır. Neyi e, dikkat kesin azalması azalması ampul parlaklığını azaltır. Görebiliyorsun değil mi? Burada 2S bu kadar parlak. Burada S bu kadar parlak. Yani sen kesit alanını genişlettikçe kesit genişlettikçe e, veya daralttıkça bunun direncini arttırıyorsun. Dolayısıyla 2S'nin mi direnci daha fazla? S'nin mi direnci daha fazla? Tabii ki S'nin direnci daha fazla olduğu için böyle bir yorum yapıyoruz. Çünkü ne demiştik? Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Direnç kesit alanına bağlıdırı hatırlamamız gerekiyor. Peki kesit alanı arttıkça direnç ne olur? Azalır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani bunun bak buraya bir not yazıyorum. Direnci azdır Tonguç. Bununsa direnci fazladır. Bunu lütfen çok iyi bir sınavda kesin çıkacak bunlar. Geldik Tonguç'um. Hocam sınavda çıkacak soruları verdiğiniz için öncelikle milletin Bakanlığı'na sonrasında Saçmalama Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na teşekkürlerimi sunuyorum. İşleri Bakanlığı'na bir pil bir pil bir ampul bir ampul bir bakıyorsun Tonguç'um buradaki parlaklık bu kadarken buradaki parlaklık eşek gibi. Neden acaba bu eşek gibi sence Tonguç'um? Çünkü babası katır. Ne bileyim. <laughs> Hayır, hiçbir zaman babası katır olmaz çünkü katır aras şeydir, türdür. Dolayısıyla onun çocuğu olmaz. Katır diye yazılıyor değil mi hocam? Katır. 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 İletken telin uzunluğunun, iletken telin uzunluğunun artması diyelim, artması ampul parlaklığını azaltır. Doğru mu? Evet, doğru. Bak, iletken telin uzunluğu arttığı ampul. Bak, sebebi ne? L'nin uzunluğu 2L'nin uzunluğunda hangisinin direnci daha fazla fazlaysan 2L'nin direnci daha fazladır. Sebebi ise Tonguç'um e, sebebi ise şu hemen şuraya yazmak istiyorum. Direnç direnç uzunluğa bağlıdır. Uzunluğa bağlıdır ve buraya da çok önemli bir not düşeceğim. Uzunluğunun direnci fazladır direnci fazladır. Kısa olanın ise direnci azdır. Lütfen bunları çok iyi ezbere bil. Gerçekten sınavda çıkacak şeyler. O zaman direnç nelere bağlı Tonguç? Hemen söyler misin? Direnç bir, bir şey hocam ya. Direnç arttıkça iletkenlik ne olur Tonguç'um? İletkenlik azalır. Yalıtkanlık, yalıtkanlık e, artar. Bu üçlüyü bileceğiz. Bir kere birinci bilmemiz gereken şey bu. Bu birinci taktiğimiz. İkinci taktiğimizi yazmak istiyorum. E, burada da dikkat ettiysek... Ee, kesit alanı, kesit alanı e, arttıkça kesit alanı arttıkça direnç tongucum direnç azalır. Uzunluk arttıkça, uzunluk arttıkça direnç artar. Bu kavramları çok iyi bileceğiz ve gerçekten sınavda çıkabilecek bir kalitede e, taktik öğretmiş oldum sana ve geçiyorum diğer sorumuza. Elektriksel dirençle ilgili verilen bilgilerin doğru olanlara tik, yanlış olanlara çarp işareti atınız demiş. Ne Nasıl yapıyoruz? Hemen, i̇letken maddelerin elektriksel dirençleri fazladır. E, hayır, iletkenlerin dirençleri azdır. Bu yanlış bir ifade. Yalıtkanların dirençleri fazladır. Bunu unutmayalım. Elektriksel direnç arttıkça ampul parlaklığı azalır. Direnç arttıkça ampulle düşen e, şey e, azalır gerçekten de. Çünkü elektriksel direnç arttıkça ampule daha az enerji gider ve daha az yanar. Elektriksel direnç R harfiyle gösterilir ve direnç ölçer ile ölçülür. Evet doğru bir ifade. R harfiyle gösterilir ve ohum metre denilen bir alet var. Ohum metre dediğimiz alet zaten direnç oh. ölçer demek. Ampulün içindeki filaman yakıt yalıtkan bir malzemedir. Ampul var ya hani şöyle bir ampul var diyelim hop hop hop. Ondan sonra şurada da böyle bir duyu var. Şuradan böyle bir şey çıkıyor ve şurada da şöyle 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 bir şey var. İşte buna biz Filaman diyoruz. Ee, evladım. E, Efendim. E, şeye ne denir evladım? E, her şeyi bilen file ne denir? Her şeyi bilen file. E, karanfil. Hayır. <laughs> Filozof denir evladım. Ha, ha. Peki sana bir tane daha soru soracağım. Yeşil file ne denir? Yeşil file. E, green fil. Hayır. <gülüyor> Klorofil <gülüyor> denir evladım. <laughs> Peki. E, mesela fil bir yerden yürüyormuş. Evet. Ee, tam ayağının altında bir tane e, şey gelmiş. E, Orangutan gelmiş. Tam basacakken filene demişler. Filin di blanks. Filaman demişler evladım. <gülüyor> filaman. <gülüyor> filaman dur filaman. sakın basma. Aman dikkat et. Ampulün içindeki filaman yalıtkan yanlış. Bu elektriği iletir ama çok güçlü bir dirence sahiptir. Çok güçlü bir dirence sahiptir. ama yalıtkan kese gelir. Şey Elektriği iletmeseyiz zaten, anlatamadım. Filaman akkor haline gelerek ışık ya. Filaman bak böyle böyle ısına 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 ne hale geliyor hemen sana göstermek istiyorum. Kızarıyor, 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 kızarıyor ortamı ışık veriyor. İşte bu duruma biz akkor durumu diyoruz. Doğru bir ifade. Gümüş, demir ve bakır iletkeninin direnci. Demir büyüktür, bakır büyüktür, gümüştür. Tonguç'um bu da doğru bir ifade. Demirin iletkenliği çok az. Dolayısıyla bu e, direnci, direnci fazladır. Direnci fazladır. Yani iletkenliği azdır. İletkenlik azdır. Bu lafı unutma Tonguç'um. Burada ise direnci azdır gümüşün. O yüzden gümüş tel kullanmak birazcık israf tabii de genellikle bakır kullanılır arada olduğu için. Bunun iletkenliği, iletkenlik fazladır. Lütfen bunu çok izleyelim. Gümüş tel e, genellikle kullanılır ama bakır teli çok kullanırız. Ama demir tel genellikle kullanılmaz inşaatlarda, minşaatlarda. Aşağıda verilen özelliklere ait olduğu katman ile demişim. Üst yüzü, kayaçların ufalanmasıyla oluşan toprakla örtülüdür. Birçok canlı çeşidi yaşamaktadır. Aa. Sence nerede yaşıyoruz biz? Uzayda. Biz, hayır, taş kürede, taş kürede yaşıyoruz. Dolayısıyla ikiye e, taş küreye bunu yazıyorum yaşam ortamı su olan birçok canlı vardır. Taş küre ile iç içe olan bir katmandır. Tabii ki su küre. Dünyada zaten bizim yaşadığımız yer taş küre. Balıkların yaşadığı yer su küre ve benzeri böyle şekilde. Dünyayı uzaya kadar her taraftan kuşatan gaz katmanıdır. Ve hava olayları bu kadar görüyor. Tabii ki hava küre. Yani buraya üç yazdım. Manto olarak da adlandırılır. Yapısında bulunan maddeler erimiş ve akışkan haldedir. Ee, yani Ateş küre demek istiyor burada arkadaşımız. Ateş kürenin ortasında, altında yer alır ve dünyayı merkezini oluşturur ve çekirdek dedi de, e, denir. En sıcak ve en kalın katmandır. Yani ağır küre. Yani dünyayı şöyle düşünsek çocuklarım. Şöyle çizdik. Dünya. Dünya. Yeah. Dünya'nın içinde e, böyle bir e, katman var tabii. Bu taş küre katmanı. Portakal gibi düşün. E, ondan sonra. Hocam portakal. Şş, orada kal evladım. Yeah. Tebrik ederim. Ondan sonra bir ateş küre geliyor. Sıcak katmanı. Bir de tam ortada Tonguç'um bir de şöyle bir ağır küre dediğimiz zımbırtı var. İşte dünyanın etrafında etrafını saran işte şurada sular var. Ondan sonra şurada sular, okyanuslar var. Şurada sular var. Ama dünyayı en dıştan saran ve gerçekten havanın da içinde olduğu bir atmosfer var. İşte burası da atmosferimiz yani hava küre. O zaman hepsini teker teker yazmak istiyorum. Hava, küre diyorum Tonguç sana. Bu çok önemli. Ondan sonra şuna yazmak istiyorum. Su küre yazmak istiyorum. Ondan sonra bizim içinde bulunduğumuz aslında burası taş küre yazmak istiyorum. İçine taş koyuyorum Tonguç senin. Sınavdan inşallah iyi bir not olacaksın. Buraya ateş küre yazmak istiyorum Tonguç. Ama sen de burayı istersen ağır küre yazabilirsin. Bunu lütfen bir hatta katmanları verip bu şekilde sana bunu da sorabilir. Bunu Aa. da sorabilirsin. Göster diyebilir üzerinde. Geçtik diğer sorumuza. İşte, gibi. Artık bitiriyoruz. Son sorumuza geldik gördüğün gibi. Hocam bunlarla alakalı nerede çalışma yapabilirim? hocam bunlarla alakalı bak bunların hepsini aslında sıfırdan altıya konu anlatımı soru bankamızda anlattık. Bak akkor filamanları ondan sonra burada nasıl çalıştığı ampulün demir bakır gümüş işte burada ampul parlaklığı deneyleri ondan sonra iletken yalıtkan maddelerin ne olduğu Bunların hepsini aslında sana e, kitabımızda anlattık ve bu kitabımızda lütfen ağır küredir, ateş küredir her şeyi çok güzel bir şekilde görsellerle ve yapamadığın sorularının çözümünü bulacağın tat sistemiyle sorularla beraber sana bu konuyu çok güzel anlattık. İnşallah e, diğer dersler de var bunun içinde. Bütün dersler var. Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal. Türkçesi de çok havalı bir kitap bu. Aa. Karikatürlerle anlattık sana bütün şeyleri, bütün olayları. Dolayısıyla sen de buradan yararlanıp çok iyi 6. sınıfın tekrarını yapabilirsin ve 6. sınıfın notlarını çok yükseklere çıkartabilirsin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve aynı zamanda 6. sınıfı zoru bankamızda var. Ve bir ak akıl haritalı setimiz var. Lütfen bunlara da önem ver diyoruz. Ufak bir bal reklamından sonra devam ediyoruz. Ay ile ilgili verilen bilgilerin doğru anları de yanlış anları değil. Tamam. Ay kendi etrafındaki bir tam dönüşünü ve dünya etrafındaki tam doğruluğunu 29 günde tamamlar. Evet ayın etrafımızın dönmesi 29 gün. O yüzden hani ay genellikle 30 gün oluyor ya oradan geliyor aslında. Ha. Dünyadan bak bir ay 30 gün falan. Dünyadan baktığımızda ayın değişik yüzlerini görürüz yanlış olmuş. Dünyadan hep ayın aynı yüzünü görürüz. Ayın farklı yüzlerini e, hani bazen ay tam gözükür, bazen yarım gözükür ama hep aynı yüzünü görürüz. O yüzden uzay araştırmacılık ay'a baktığı zaman ee, el sallasalar hep aynı yerden gözükürler. Merak etme. Ayın kendi ışığı olsaydı her zaman bir bütün olarak görülebilirdi. Doğru bir ifade. Ayın kendi ışığı yoktur. Ay güneşten gelen ışığı yansıtır. Sadece yansıcı bir yüzeydir. Ama kendi ışığı olsaydı aslında hep bütün olarak gözükürdü. O yüzden bazen böyle yarım ay şeklinde gözüküyor. Bazen işte hilal şeklinde gözüküyor gibi değişiyor. Yeni ay evresinde bir hafta sonra dolunay evresi gözükür. Tonguç'um bu yanlış bir ifade. E, e, ayın evrelerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bak mesela hemen sana çok güzel bir görselimiz olduğu için burada sana göstermek istiyorum. E, çünkü gerçekten Hocam, geçen görsellerle anlamamız. Hocam bana sorayım. dedi ki e, Tonguç dedi e, aya evet baktım canım. seni gördüm. Sana baktım ayı ay gördüm. gördüm. Bak Hı. yeni ay karanlık. ...ilk dördün e, sağ tarafı aydınlık. Dolunay tamam aydınlık. Son dördünde sol tarafa aydınlık. Dolayısıyla ne diyor burada? ayın dünyaya bakan yüzünün sol yarısı, pardon yeni ay evresinden bir hafta sonra dolunay evresi gözüküyor. Yeni ay evresinden sonra ilk dördün evresi gözüküyor bir hafta sonra. Sonra bir hafta sonra dolunay gözüküyor. Sonra don. Ya, o yüzden bunu çok iyi bileceğiz. Evet. Ee, o zaman hemen şöyle diyorum. Bu yanlış bir ifade diyorum. Pardon. E, soru yasını... Hemen bakalım. Ayın dünyaya bakan bunu, yaptık, bunu yapma. Ayın dünyaya bakan dünyaya bakan yüzünün sol yarısının aydınlık aydınlık olduğu evre son dördü. Evet doğru. doğru. Solda son dördün bak. Sol taraf aydınlık son dördün. Sağ taraf ilk dördün ama so so ikisi de so so'dan aklını tutabilirsin Tonguç'um. Dünyanın uydusudur. Güneş ve dünyadan küçüktür. Kesinlikle doğru bir ifade. Çok küçüktür hatta güneşe dünyaya göre çok küçüktür. Güne yani şöyle düşün. Ay buysa Tonguç'um dünya bu kadar. Güneş'te bu kadar falan yani. O kadar ciddi bir fark var da onu da bilmek gerekiyor. Ödüllü sorumuzu yaptın Guçum. Yorumlara yolda. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Tebrik ediyorum. Süper bir Teşekkür ders çıkardın. Ederim. Bravo diyorum sana. Aha da bal reklamı Yok yok abone ol Facebook'u beğen Instagram'ı da takip et Bunlar ne peki? Videoyu beğen Paylaşmayı unutma Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç Haberdar ol, ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bu. Bunlar, Bunlar da videolar Tıkla 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 Paylaş Paylaş Tıkla tıkla butonuna Paylaş